Felsefe felsefesinden biraz soru çözelim. Bu çözeceğimiz sorular ÖSYM'nin önceki yıllarda sormuş olduğu sorular. Şimdi demiş ki: Anarşizm insan doğasının devlet ve toplumsal kurumlar tarafından bozulduğunu, insanların devlet düzeni olmadan da adil ve uyumlu bir biçimde yaşayabileceğini öne sürer. Anarşizm Sofistler insanın her yerde ve her zaman bağlanabileceği yasaların doğa tarafından konulmuş olduğunu, insan eliyle kurulmuş düzenlerin güçlüye ve egemen olana yaradığını, doğal durumda var olan güç dengesini bozduğunu savunmuşlardır. Bunu da sofistler söylemiş. Diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi anarşizm ve sofizmin ortak özelliğidir? Anarşizm ne dedi? Devlet ve toplumsal kurumlar insan doğasına aykırıdır. Sofistler ne dedi? Aynı şeyi söylediler. İnsan eliyle kurulmuş düzenler insanın doğasına aykırıdır. Şimdi bakalım buna uygun bir şey arayacağız. A seçeneğinde diyor ki, insan doğası ile uyum içinde olan bir devlet biçimi önermeleri. Neden buna eliyorum? Çünkü anarşizmde, sofizmde bir devlet biçimi önermiyor. Devletin olmaması gerektiğini söylüyor. O yüzden bunu eliyorum. Devletin görevinin bireylere hizmet etmek olduğunu öne sürmeleri. Yine burada devlet var. Hayır, ikisi de devlet istemiyorlar. Bunu da eliyorum. İnsanlar için her yerde ve her zaman geçerli olan temel toplumsal kuralları araştırmaları. Hayır. Zaten diyorlar ki insanlar için her yerde ve her zaman geçerli olabilecek temel toplumsal kurallar yoktur. Bunu da eliyorum insan uygarlığının her türlü ürünü değersiz bularak reddetmeleri. Hayır. Niye bunu eledim? Her türlü ürünü değersiz bulmak diye bir şey yok. B seçeneğine bakıyorum. Toplumsal düzen ve kuralların insanın özüne aykırı olduğu görüşünü benimsemeleri. Evet tam olarak aradığım cevap B seçeneğinde var. Toplumun saygın ve demokratik olarak görüldüğü kurumlardaki bozulmalar, saygın ve demokratik olarak görülen kurumlardaki bozulmalar, kamuoyunu Böyle görülmeyen kurumlardaki bozulmalardan daha çok rahatsız eder. Esasında tam bir paragraf sorusu. Bu durumun temelinde yatan düşünce nedir diye bakacağız. Kötü olmazsa iyinin değeri bilinmez. Saygınlık göreceli bir kavramdır. En iyinin bozulması en kötüdür. Evet. Saygın ve demokratik olarak görülen kurumlardaki bozulmalar, böyle görülmeyen kurumlardaki bozulmalardan daha çok rahatsız eder. Yani en iyinin bozulması en kötüdür. Cevabımız C seçeneği. Toplumsal düzenin yasal olması yeterli değildir toplumsal düzen aynı zamanda meşru görünmelidir. Bireyin korku içinde yaşayan bir uyruk olarak değil, ikna olmuş bir yurttaş, özgür bir birey olarak toplumsal normları kendisinin normları diye algılaması da zorunludur. İnsanın bu normları içselleştirmesi rıza ya da meşrulaştırma dediğimiz şeydir. Buna göre meşruluğun dayanağı ne olabilir? Bakalım. Düzeni sağlayan yasalar bulunması, normların bütün bireyler için bağlayıcı olması, normların benimsenmesi rıza dediğimiz ikna olmuş yurttaş dediğimiz tamamen meşrulaştırmayı anlatan şeydir yani normların benimsenmesi doğru cevap olacaktır. Müzik